yerine. Hiç süt satmaya gelmezdim ben. Bir ihtiyar ninem şey vardı evde. Onu yolladım burada bir don kaldırtmaya. Bir sen aradım. Ben şimdi bak rahat gelmiyordum. O ninem getiriyordu. Nasılsın? Suya götürür gibi getiriyorsun. Suyu götürür gibi getirdim. Ben burada çengi çaldım. Gideceksin nerede? Takmayacağım tamam. Bir sene bırakın. Makineyi her gün hep 3 günü bir sapsam porpor olurdu. Bir don yiyeceğim olmuyor. Sağa ikinci günü girer bize hara, ancak sağa. Evet. Şimdi buradan sürpü açıp mesela ikinci günü çay iç. Akşamüstü şeysini yap. İşte öyle mühelleye git. Evet. Çok rahat ol. Bizim evet. Bu şiköyün kadının iş arıyor. İnekler evet. Sevmiyordur. Gece uykumuz diyor. Gece uykumuz diyor diye. Hani yorulmayınca gece uykusu. Zaten amaç sizin zaten. Amaç sizin zamanınızı boşa çıkmak. Sabah gelmiş bizim bir akraba var. Gece uykusu yok diye. İnek sağmıyoruz da ondan. Evet. Sağmadığımızdan diyor, gece uykusu tutmuyor diyor, yorgunluk olmadan öyle. Güzel işte, rahat, çok rahat. Dön. Çok rahat. Evet. İbrahim Hanım bağım sistemini kurmadan önce inekçiliği bırakmayı düşünüyor muydun? Şimdi peki bu sistemi kurduktan sonra daha rahat olmadı mı? Daha rahat. Çok sağımında mağımında bir sıkıntı olmuyor mu şimdi? İneklerin gelişine girişine bir sıkıntı var mı? Yok. Peki firmalar temizlik konusunda bir sıkıntı çıkarıyor mu şimdi sana? Çıkıyor. Peki bu türbeyi kaç kişi ziyaret ediyor günde? Bu türbeyi kaç kişi ziyaret ediyor? Çok. Aradı mı geliyor, her gün gelmiyor da. Ya bak yüzü mü geliyorlar diye. Aradı mı geliyor, 5-10 günü mü geliyor? 5-10 günü mü muhakkak herkes geliyor. Sana bir soru. Türkiye'de ilk olduğunu biliyor musun bu tesisin? İlk olduğunu biliyorlar. Başkanlar söyledi onlar. Peki, sütün ne kadar şimdi? 470 bin liradan 450 bin liradan paran alıyor değil mi? Üst tarafı da ülker tarafından kesiliyor arkadaşlar paraları. Yani temizlik primidir, bakteri primidir, kuru madde primidir, yağ primidir gibi şeylerinden dolayı üste kalan paraları yine geri alıyorlar. Ülker kesiyor. Sizin Çanakkale ilinde üreticileriniz almış olduğu parayı aynen bunlar da alıyorlar. Sistemin yarısını ülker firması finanse etti ama ben Çanakkale'deki üretici arkadaşlarıma bir mesaj vermek istiyorum. Aslında yapılacak işlem şu, sizler kendi üreticiniz bu %50'lik finans kısmını kendiniz karşılayın, pazarlık gücünüz artsın diyorum ben. Priminin artacağı şöyle, tonaj fazla oldukça süt primi daha fazla oluyor ama bizim az olduğu için primimiz az ama bunun 200 liraya kadar çıkacağını söylüyorlar. Şu anda ne kadar? 10 ton süt yapıyorlar, 200 lira, 250 lira fark verelim diyorlar. Şu an 3 ton. 50 lirayla 100 lira arasında prim alıyoruz fazla. 200 lira lan. Sizin 20 ton. Fakat işlere göre. 20 ton. Bu 20 ton da siz 250 lira çok çok farklılasınız. Şu an ne kadar alıyorsunuz başkanım? Şu an mı? Ne kadar alıyorsunuz? 50 lira bir prim veriyorlar. 50 lira bir prim. Başından sonra fark olacağını söylediler. 460 kaça veriyorsunuz? 470-520'den para alıyoruz. 520'den para alıyoruz. Tabii. Tabii bu 50'yi de kesiyorlar mı? Size yapılan destekler. Şimdi değil, yılbaşından sonra geri ödememiz başlayacak. Tamam. Şimdi kendimiz alıyoruz. Çok iyi. Prim zaten %100. Peki firma sana bu sütleriniz pis, sulu diye bir şikayetin oluyor mu? Yok yok, ondan ayrı bir şey yok. Neden olmuyor? Ben temizlik burada, akşam sabah 90 derece suyla. Süde müdahale edemiyorum diye. Yok yok yok, müdahalemiz yok. Ha, süde müdahale edemiyorlarmış arkadaşlar. Hani ahırda 40 litre süt çıkıp da dışarıya sütü döktüklerinde 60 litre süt çıkamıyormuş. Yani su koyamıyorlar. Su yok. Çeşme. Ama şeyde, şimdi abi sağlanlar buraya. Taze evi. Evet, şimdi sağlanlar burada. Sağlanlar şimdi burada bak aralıklarla çıkıyor. Şu evet. İkinci sağlam. Yani şu anda sıra yok. Birinci sağlam sabah sağladığı için komplesi var. Sağılmış durumda. Şu evet. İkinci sağlam sağlıyor şu anda. Hatta 16 ne çıktı. Evet. Onlar da tek tük. Yani değişik noktalarda. Süt verimine göre sırlıyor hayvanları. Toplam kaç hayvan? Kaç hayvan sağıyorsunuz? Şu anda bizim 237 ineğimiz var. Kaç dakikada sağıyorsunuz 237 ineği? 237 ineğin hepsini sağmıyoruz. Şu anda bak 235'ini sağıyoruz. Evet. Burada yazıyor sağlananlar evet. Zaten. Evet. Sabahları süt verimi yüksek, hani saat ortalaması olmadığı için 3,5 saat, akşamları 2,5 saat. 3,5 saat. Yani hocam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi sabahleyin saat 8.30'da sağım bitti. Şimdi 3.30'da girdiler hayvanlar. Evet. Aradaki süre sayısı 7 saati geçmiyor. Oysa
6'dan 8.30'a kadar olan süre sayısı 12-13 saate tekabül ediyor. Yani gayet yüksek. Yani 12 saatlik süre ayarlamasını yapsalar bu süt devrimi biraz daha pompalar. Evet. Şimdi mesela saatinde kendisi vatandaş ayarlayıp getiren kişilerin süt verimi yüksek. Bak. Evet. Ama adam gazete yani getiriyorsa bu adam zaten ona önem vermiyor mu? Evet. Yani. Daha verimli oluyor. Bir de şunu öğrenelim. Önceki sistemde, bu sistem olmadan evvel normal vatandaşın getirdiğinde vatandaşın ortalama döküldüğü süt miktarına şu andaki bu tür bu sistemde savunduğu süt miktarı ne kadar fark oldu? Arttı mı azaldı mı onu soruyorum. Su oranı çoğu olduğu için azaldı. Anlatabildim mi? Su gitti. Azaldı. Süt kaldı. Süt kaldı. Onu açık konuşalım. Niye açık? Açık100 gram diye bakıyor göstergede. Toplamda 100 gram. He. Toplamda 100 Şimdi sen yine yapayım.